Evet arkadaşlar tekrar merhaba arkadaşlar yeni bir e, bildirim yayınlanmış aslında öğlen civarı yayınlandı da e, bu videoyu biraz geç çekiyorum yani öğlen de çekebilirdim ama pek müsait değildim arkadaşlar arkadaşlar büyük e, bir haber yani büyük haberler var daha doğrusu pek çok e, yeni şeyler gelecek e, bunun hakkında bir bildiri yayınlamışlar buna da bir birlikte bakalım ben önceden baktım arkadaşlar biraz ama tam detaylı incelemedim. Videoda beraber inceleyeceğiz. Siz de ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtirsiniz. Beraber tartışırız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir inelim. Falan filan evet bir, bir birkaç bir şeyler saçma sapan bir şeylerden bahsetmiş. Asıl habere geliyorum. Arkadaşlar ilk olarak bahsedeceğim şey oyuna yeni bir um, item geliyor diyeyim. Yani arkadaşlar artifact yani kalıntı ya da Tarih eser olarak e, çevrilebilir Türkçe'ye. Artifact adı altında bir item geliyor. Bu arkadaşlar siz bunu işte bir karaktere takarak o karakteri güçlendirebileceksiniz. Şey gibi düşünün, ur gibi düşünün mesela. Hani bir uru taktığımız zaman işte karakteri falan güçlendiriyoruz ya. Bu da ona benzer bir şey olacak. Ancak arkadaşlar bu içgüdü... E, özelliği altında gelecek. Hani son zamanlarda oyuna eklenen yeni bir özellik vardı, ya, içgüdü diye. E bu bunu sanırım içgüdü adı altında takacağız bu şeyleri, itemleri. E bu da işte bizim karakterimizin şeyini geliştirecek. Hani hasarını falan artıracak, daha dayanıklı olmasını falan sağlayacak. E, ondan bahsetmiş. Şöyle bir bakayım. Atladığım bir yer var mı? Evet, şey diyor arkadaşlar. Diyor ki artifacts can be acquired from the story mode and timeline survival. Arkadaşlar biz bu şeyleri kalıntıları, bunu kalıntı olarak çevireceğim. Ee, kalıntıları hikaye modundan ve zaman akışı hayatta kalma modundan elde edebilecek miyiz, elde edebileceğimiz iki yer burası olacakmış. Ee, i̇şte şey diyor, diyor ki bunu şeyden bakayım. Arkadaşlar bunu aynı zamanda da dükkandan kristal karşılığı ya da altın karşılığı ya da bedava bir şekilde alabilecekmişiz ama e, bu duruma göre değişiyor sanırım. Hani şu şekilde olabilir. Hani bize günlük mesela ücretsiz kahraman veriyorlar ya arkadaşlar. Ücretsiz bir karakter veriyorlar bazen. Bunu da işte o şekil yaparlar. İşte daha fazlasını almak isterseniz altın ya da kristalle falan alabilirsiniz tarzı bir şey demişler. Büyük bir ihtimalle buradan da elde edebileceğiz ama genel olarak hikaye modu ve zaman akışı hayatta kalma modundan bunu elde edecekmişiz. Yani karakteri ne kadar geliştirir bilmiyorum ama bakalım. Yani belli ki iyi bir şey olacak. Umarım olur yani. Umarım hayal kırıklığı yaratmaz. Evet arkadaşlar bir diğeri de daha önce bahsetmiştim size zaman akışı hayatta kalma moduna bir güncelleme gelecek demiştim. Bunun hakkında da bir bilgi yayınlamışlar. <laughs> Bunda da diyor ki First of all we would like to thank you all for falan filan falan filan geçiyorum buraları. Evet diyor ki zorluklarda belli değişimler yaptık. İşte gizli özellikler falan gizli özellikleri gizli özellikler mi ekledik? Otur bir şeyler deniyor ve <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz. Ve arkadaşlar enerjide de orada kullandığımız enerjide de bir düzeltme yapmışlar. Şimdi diyor ki. Yeni arkadaşlar yeni zorluklar eklemişler. Şimdi bildiğiniz üzere birinci seviye zorluk vardı. ikinci seviye zorluk vardı. Ve üçüncü seviye zorluk vardı. Üç seviyede ilerleyebiliyorduk en fazla. Arkadaşlar şimdi dörtten altıya kadar bir zorluk seviyesi daha eklemişler. Yani dört beş ve altı da geliyor. Bunlar gitgide zorlaşıyormuş ve. Ödüller de gitgide daha iyi oluyormuş. Benim arkadaşlar burada umudum biraz arttı. Yani şimdi belli mi olur? CTP ya da prekart falan elde edebilirsek acayip bir şey olur. E, onu da tabii göreceğiz. Zaten aynı zamanda arkadaşlar şey de alabileceğiz bildiğiniz üzere. E, yeni kalıntıları da buradan toplayabileceğiz. Onu da göreceğiz. Ve şeyden bahsetmiş. Arkadaşlar hani Bizim e, bu enerji, kullandığımız enerji şeyi, e, slotu hani 5 taneydi ya, hani en fazla 5'e kadar da olabiliyordu. Bunu artıracaklarmış. E, onun dışında da, evet neyden bahsetmiş? E, ka, aynen kalıntılardan bahsetmiş yeni ödül olarak. işte tarih eser kalıntı nasıl çevirirseniz. Bunu günlük ödül olarak da alabilecekmişiz bu kalıntıları. Onun dışında da bölüm temizleme ödülü olarak da gelecekmiş arkadaşlar. Hani birinci seviyeyi bitirdikten sonra bize işte altın veriyordu ya saçma sapan 30 bin 50 bin bir altın veriyordu. Çok az veriyordu. İşte bunun yanında ya da bunun yerine bize bu yeni itemden de verecekmiş. Şöyle bakıyorum. Bu gizli özelliklerden de işte bir takım gelişim yapmışlar. Hani sanırım bu binaya gidip de özellik aldığımız şeyler var ya arkadaşlar. Onlarda bir takım gelişimler olmuş sanırım. Bir de ondan bahsediyor. Ee, ve oynamaya devam edin diyor falan filan. Ee, şöyle bir de yeni bir görüntüsü varmış. Diyor ki New new Timeline Land of Fire. Ee, yeni zaman akışı ee, Ateş Adası adı altında. Şöyle bir yeni bir şey arkadaşlar. Seviye Sanırım 6. seviye olur bu. En güçlü seviye olur. Bakalım bunu da göreceğiz. Diğer bilgiler demiş. Instinct CTP Reforging Steel Effect. Arkadaşlar ufak bir iyileştirme gelmiş. Şöyle diyor ki CTP'nizde hani uyandırılmış CTP'de yani geliştirilmiş CTP'de çelik diye bir özellik varmış. Bu yanılmıyorsam arkadaşlar geliştirilmiş otoritede var. Çelik özelliğine sahipseniz sizi şey, bunu, bunu biraz geliştirmişler, daha iyi yapmışlar, ondan bahsediyor. Onu da geçelim. Sonra diyor ki, growth material items. Um, şey diyor arkadaşlar bir de. Şurada bir, bir bir saniye okuyayım şunu. To, uh, to pre prevent to uh, the inventory from being overloaded with the addition of artifacts, a feature to convert some items to growth material will be added as well. Grab items are that can be stacked in your inventory and are expected to help secure more inventory space for our age. Ha şey diyor arkadaşlar. Hani e, bu yeni kalıntı kalıntılar eklendi ya oyuna. Şimdi bununla birlikte bizim envanterimiz daha da dolacak. Hani sürekli bize bir zaten 700 kadar bir şey verdiler ya. Bir depolama alanı verdiler ya. Şimdi bunlar da gelince arkadaşlar yeni şeyler e, kalıntılar falan. Hani yer sıkıntısı olacak diyor ki biz bu konuda bir iyileşme yapacağız size daha fazla alan vereceğiz bu konuda diyor. Bu da güzel oldu zırt pırt onunla uğraşıyorduk ben de sıkılmıştım açıkçası çok güzel oldu. Ve arkadaşlar asıl bomba habere geliyorum çok güzel bir haber var ve yeni epik görev bölümü geliyor. Açıkçası bazılarınız buna üzülebilir bazılarınız sevinebilir. Ben biraz aradayım diyebilirim yeni bir şey gelmesi güzel ama delik yönünden biraz problem. Açıkçası arkadaşlar ben süper modları hep sevmişimdir ama deluxeleri bir türlü sevemedim. Hani deluxe için 6600 kristal harcıyoruz. Gerçi 1500'ünü geri veriyorlar ama gene de 5000'in üzerinde koz şey e, kristalimiz gidiyor ama karşılığında iki karakter alabiliyoruz. Bu da biraz can sıkıcı oluyor açıkçası. Ve arkadaşlar bu e, yeni epik görev de Eternal, e, Eternals'la ilgiliymiş. Yani bu yeni filmi de geliyor ya Eternals'ın. Bununla ilgili bir yeni epik görev geliyormuş. Ve arkadaşlar ben bunu da tahmin etmiştim açıkçası. Çünkü genelde çok karakter geldiği zaman epik görev yapıyorlar bunu. Ki güzel de oluyor. Ve bildiğimiz üzere de yani en azından benim okuduğum kadarıyla internetten. Yanılmıyorsam arkadaşlar filmde 11 11 adet Eternals karakteri olacak. Yani çok fazla karakter olduğu için de mecbur bunları epik görev adı altında getiriyorlar. Ben aynı anda hepsi gelir mi bilmiyorum. Hani aynı anda 11 karakter birden eklerler mi? Gerçi şimdi oyunda Icarus ve Cersei karakterleri var arkadaşlar ama... Yani bunları saymazsak yine 9 karakter birden eklemeleri gerekecek. Bunu yaparlar mı bilmiyorum. Aynı anda o kadar karakter getirdiklerini ben hiç görmedim. Ama yaparlarsa da büyük bir... Olay olur bilmiyorum. <laughs> Onu da göreceğiz. Ee, ve arkadaşlar bu güncelleme geldiği zaman... Bu arkadaşlar bu arada... Mid Midmatch güncellemesine gelecek. Yani şimdi bildiğiniz üzere Phoenix Force güncellemesi geliyor zaten bir tane. Captain America onaylandı, Wolverine onaylandı, Hyperion onaylandı. Bunlar gelecek ayrıyetten. bir de Eternus güncellemesi geliyor ama Eternus güncellemesi onunla beraber gelmeyecek. Bu ay ortası güncellemesi. Midmatch'ı işte Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman ay ortası diye çevrilebilir arkadaşlar. Yani aradan işte 1-2 hafta geçtikten sonra bu güncellemede gelecek yeni epik modu olarak gelecek. Aynı zamanda karakterler, kostümler falan da gelebilir. Bilginiz olsun ve şöyle bir görüntüsü var epik görevin. Şöyle bana Eski Mısır andırdı ki ben Eski Mısır hastasıyım arkadaşlar. Çok severim. o yüzden hoşuma gitti. Sanırım filmde de böyle bir şey vardı fragmanlardan. Yani hatırlam şey yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey hatırlıyorum ve böyle bir görüntüsü de var. Ve arkadaşlar haberimiz burada bitiyor. Son olarak oyunda da bir iki bir şeyden bahsedip arkadaşlar videoyu bitirmek istiyorum. Bir dakika durdurup tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Şimdi kısa bir şeyden bahsedeceğim. Çok uzatmayacağım. Arkadaşlar Epic göreve şey gelecek. Eternals gelecek. Ki güzel oldu. Ben Eternals grubunu da severim aslında. Şimdi şöyle Şöyle baktığımız zaman en fazla karakter olan bölüm sanırım Deadpool bölümü. Deadpool bölümünde de 7 karakter var. Diğerlerinde aslında kontrol etsek iyi olur. Şurada kat, Ooo burada daha çokmuş. 3, 6, 7, 8 karakter var burada. Şuraya bakalım. Burada da 7. Ee, nereye bakmadık? Şuraya bakmadık. Burada 3, 6, 7, burada da 8. Yani en fazla 8 var sanırım. Burada zaten Deluxe yok. Wolverine'de kaçtı. Wolverine'de de, de 6'ymış. En fazla 8 var. Yani şimdi Eternals 11 kişiden oluşuyor. Yanlış bilmiyorsam. Arkadaşlar yanlış biliyorsam beni yorumlarda düzeltin. Yanılmıyorsam 11 kişiden oluşuyor. Filmdeki Eternals ekibi. 11 karakter birden yaparlar mı bu şekil? Bilmiyorum. Onu da göreceğiz. Umarım güzel bir şey olur. Sadece arkadaşlar benim canımı sıkan kısım deluxe kısmı. 6600 kristal. Yani nasıl biriktireceğim hiç bilmiyorum. Daha yeni bitirmiştim zaten bunları da. Ee, bir daha uğraştıracak ama. Bakalım artık eğer iyi bir şey olursa tabii ki uğraşacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir bahsedeceğim bir diğer şey de. Şimdi Eternals geldiği zaman büyük bir ihtimalle. Şöyle gidelim. Ee, Icarus'e falan da kostüm gelecek arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz üzere Icarus zaten şu anda bile güzel bir karakter. Ama kostüm aldıktan sonra muhtemelen çok daha iyi bir şey olacak. Aynı zamanda... Nerede bizim Cersei karakterimiz? Işın mıydı o? Evet. Cersei karakterine de kostüm gelebilir. Ee, Eternals dışında da bir de Black Knight karakteri gelebilir. Onu da merak ediyorum. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Black Knight karakterini... Şey oynuyor... Kit Harington oynuyor filmde. Yani şey ismen tanımayanlar için de arkadaşlar Game of Thrones'u izleyenler varsa oradaki Jon Snow da diyebilirim. Jon Snow oynayan adam oynuyor Black Knight. O da gelebilir. Bakalım onu da göreceğiz. Yani yani epik görev işte Deluxe kısmı canımız canımız da onun dışında aslında epic görevleri seviyorum. Bir tek Deluxe'e kristal harcamayı sevmiyorum. Yani bu efsanevi savaş süper modları falan ödülleri çok iyi oluyor ama işte deluxe deluxe pek sevmiyorum ya. Neyse onu da göreceğiz. Arkadaşlar siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Ee, tekrar görüşmek üzere bay bay.